mı kayda? Yakın onun kolyeni. Kolyemi s**eyim. Çıkart kolyemi arkadan. Hadi artık çıkart ama ne olur. Kaan! Şeyi yok abi. Neyi yok? Ben onun içinde mi doğdum a**? Benim kafamdan nasıl çıksın Kaan? Teşekkürler. Benim için çok değerliydi. Kamera akıyor zaten. Kamera mı akıyor? Bir alışamadım efendim sizin şu sinema jargonunuza. Hadi herkes gelsin de başlayalım. Başlamayalım mı yahu? Bir bot dadandı benim Instagram'ıma. Aman Allah'ım. Bir şeyi attıktan 30 salise sonra 7 tane yorum geliyor. Biri kaytımı yırtar mısın yazmış. Biri sülalemi falan. Öyle onun gibi şeyler yani. Ben büyük severim. Bu sana has bir şey değil. Yok ben şöyle yaparım. Beni böyle bir anda bak paça çat 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 diye diziliyor. Ben ölüm haberi paylaşıyorum. Altında donumu yırt yazıyor. En son bir tanesinin altına yazdım. Sizinle dedim. Uğraşacağım. Bulduracağım sizi. Hackerlara sesleniyorum dedim. Avustralya'dan bütün memleketi temsil eden bir hacker. Daha önce Google'da çalışmış bir adam bana maille ulaştı. Biri sana maille ulaşıyorsa önemli bir şeydir. Adam dedi ki ben Babala TV'ye hizmet vermek isterim. Karşılıksız. Dedim adamsın. Ta Avustralya'dan. Bizden istediğin ne? Hepiniz dedi. Şifrelerinizi gönderin bana. Ne mübarek adammışsa ben buna şifreleri gönderdiğim günden beri bana ne kötü yorum geliyor. Ve ben Instagram'a girebiliyorum. Nereden para kazanacaklarını biliyorlar. Seks. Seks ulan. Demek ki bu mesajlara cevap atan, bu mesajı yazan, hesaplara DM atan, gidip onları takip eden insanlar var. Kaytımı yırt diyor. Dayı giriyor oraya. Ben yırtarım diye sana DM atıyor. Şimdi bu dayılar, bu kardeşler olmasa bot hesaplar olur mu? Ama yıldımdan yıldım. Peki biri bu kadar insan. Ben neden güneş gözlüğü takıyorum? Çünkü çıkarmadım mı? Vaa. Wow. Çıkarma. Neden çıkarmayayım ya? Ben romantikmişim. Romantizm henüz beyninin damarlarına yeni elektrik yemiş bir adamın verdiği tepkilerle birebir aynı. Bir çocuk elektrik çarpıldı bizim. Anlatmıştım bir hikayede. Bizim oturduğumuz sitede çocuğu elektrik çarpıyor kafasından. Çocuk böyle oldu 2 gün. Evle. Evle. Otobüste bir tane çocuk uyumuştu yanımda, hatırlıyor musunuz? Gayet düzgün konuşan bir çocuktu. Eğer sizi rahatsız etmeyeceksem birazcık uyumak isterim. Otobüsteyim a**ayım, kibarlığa bak. Yani Allah rahat versin dedim ben doğal olarak. Allah'a inandığım için. Aldı böyle ceketini, koydu o kibar adam. Önce dişlerinin sesini duymaya başladım. Asfaltta giden otobüs, camına kafanı yaslarsan ne olur? Tak, enigma. Bir anda o adam dedi, uyku efendim evet. Aslında bu beyin felci gibi bir şey oluyor. Sistem bir anda uykuya dalarken beyniniz şok gönderiyor. Diyor ki hala hayat. Ya tam s**t uyuyama s**tim ya. Koydu kafayı. O kibar adamdan şöyle bir ses gelmeye başladı. Emmem yerler. Çıkmasınlar şöyle. Aa konuşuyor. Aman yerler. Emevi diyor oğlum herif bağırırken. Bak o adam oluyorsun romantizm geldiği zaman. Benden hiç öyle bir adam çıkarma s**tim. Böyle olamaz falan diyorlardır. Oldum. Bir balık restoranında rakı içeceğiz. Balık, rakı ve ben. Aklımda et yemek var. Açlıktan öleceğim. Ama sevgilim var. Romantizm bir anda geliyor. Korona gibi bir anda geliyor. Açım, et yemek istiyorum. Sevgilim var. Hava sıcak. Her şey çok güzel. Ne erkek adamsın bir de. Tam böyle gel seni Hasan Usta'ya götüreyim diyeceksin. Yani o moddasın. Gel seni Hasan Usta'ya götüreyim diyeceksin. Elini atıp şöyle bakıyorsun ya bak. Orada işte bir şey oluyor. Ne yemek istersin? Balık. Tabii. Rakı, balık, rakı, balık. Fedon gibiyim a**ayım. Kaç haftadır böyle beslendim. Evde flipper gibi dolaştım. Yik 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 yik. Tuğrul geliyor beni besliyor arada sırada kovayla böyle balık atıyor falan şimdi. Tuğrul'a şov yapıyorum. Kötü müydü şovlarım? Benim evimin her yeri black perdelerle kapalı. Kadın güneş seviyor. Benim evdeyiz. Aa dedi perde. Şaşırıyor tabii kadın. Ben de beni biliyorsun. Karanlıklar prensi böyle. Telefonumun melodisini biliyorsunuz yani. Ara. Telefon titreşimde salaklar. Evde böyle oturuyorum bak. Sessize mi aldım? Çekimdeyim. Sonra arayayım mı seni Berk? Buruldu a**ayım. Niye buruluyorsun oğlum? Çekimdeyiz şu anda. Tamam lan dur arıyorum a**ayım. İbne'ye bak. Anasını programı gel. Ne oldu oğlum? Çekimdeyim şu anda. Sen neredesin? Sen de mi çekimdesin? Sen niye benimle saatinle konuşuyorsun? Power Rangers mısın sen a**ayım? Gördünüz mü? Saatiyle konuşuyor. Oha. 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 Oğlum ses hızından hızlı hareket ediyor kafam, gördünüz mü? Bak şimdi. Oha. Oha. Wow. Ses, 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 ses. Hay, hay. Berk ben seni ararım sonra. Sonra diyorlar ki abi bir şey anlatıyorsunuz, sonra unutuyorsunuz anlattığınızı. Nasıl unutmayalım? S**tım ya. Ben ne anlatıyordum? Ne oldu? Romantizm. Evet. Zor. Bir de nerede geleceği de belli olmuyor. Bir anda gelebiliyor. En ciddi olman gereken yerde bir anda romantik adam olabiliyorsun. Araba kullanıyorum. Balık yiyeceğiz.
Konu bu. İstanbul dışında da bir yere gidiyoruz. Ulan trafik. Trafik İstanbul'da var. Kaçta olduğunu artık öngöremiyorsun. İstanbullu olmayan arkadaşlara açıklayayım. İstanbul'un akşam trafiği saygı duruşu gibidir. Kimse hareket etmez. Böyle durursun böyle. 7 saat sonra ne oluyorsa yolu mu tıkıyor, tıpa mı var orada, bir açıyorlar onu, hüt gidiyor hepsi. Tam olarak o gitmediği anlardayız. Tıpa takılı yani. Ve ben ne yaptım biliyor musun? Manzara seviyor ya kadın. Böyle yaptım bak. Normal önümde Kuzey Marmara otoyolu var. Trafik yok. Sevgilim deniz görsün. Kırdım direksiyonu sağ sahil yoluna. Normalim ya. Normalim oğlum. Bir anda geldi bak. Biz gidene kadar balıkların hepsi bitmiş. Avlananların hepsi de bitmiş. Bütün sahil kasabası kurumuş. Biz ulaştık. Beyin damarlarımız kilitleniyor abi. Bundan mantıklı bir şey beklememek lazım. Terk edilen adam da yapıyor aynısını. Romantik adam da yapıyor aynısını. Bir anda böyle olsun. Deniz görsün benim aşkım. Kız arkadaşımla gidiyorum arabada. Kavga da çıktı. Lan bunu da yaşadım. Daha ilişkimiz 2 aylık ilişkin. Benim de en sevmediğim şey yanımda kız arkadaşım varken kavga etmektir. Korktuğumdan değil. Kızın yanında döverlerse abi bütün karizmamız gider. Benim korkum o değil. Benim korkum kadına bir şey olur. Ya da o beni engellerken bana bir şey yapar. Çünkü oldu bu. Eski bir kız arkadaşı taksiciyle kavga ediyoruz. Sen n***a koy. Ben s***a koy. N***a koy. Hiç anlaşılamayan küfürler. N***a koy. Dedim ki dalacağım buna. Kapıyı açtım. Cırt diye bir şey duydum. Böyle tırnakları vardı kızın. Kavga etme. Cırt dedi beni. Ortadan ikiye bölündüm n***a koy. Wolverine ne Wolverine? Kavga etme gitme. Şun. Baktım bacaklar arabadan. Ben böyle gittim taksiciye ben senin anlamı lan böyle şey olur mu? Zaten abes bir şey. Ayıp. Yapmayın. Yokken de kavga etmek çok ayıp ve Allah var. Neyse linç yemeyeceğim her şeyi söyleyeyim de. Adamın bir tanesi kırmızı ışık yeşile döndü. Ben sola döndüm. Hayvan oğlu hayvan nasıl bir hızlı geliyormuşsa ben sola dönerken fışş diye bir fren duydum. Düdüdüt yaptı bana. Bana. Bana düdüdüt yapıldı. Hiç yanımda sevgilim mi var falan. Beni biliyorsun. Açtım camı. Ha? Ha? Ne var? Böyle yaptı bana. Senin o kadar tanınıyoruz ki. Davar da tanıyor. Böyle yaptı bana. Oğuzhan Uğur. Sevildiğini bil dedi. Ben Oğuzhan Uğur olmasam beni dövecek gidip. Sen bildiğini bil. İyi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 y
kapattım. Sonra tabii dönüp hatırladım konuyu da. Neden buradayım şu anda? Araba neden balık kokuyor? Bir döndüm. Meğer sevgilin var. Tabii alışmak kolay değil. 7 yıldır manitam yoktu biliyorsunuz. Bir anda olunca alışması zor oluyor. Sinema filmi var, seti var. İnsanı bu romantizmde kız arkadaşının çalıştığı yere seni götürebiliyor. Tatil diye kandırıyorsun kendini. Marmaris'te mi çekiyorsunuz filmi aşkım? Ben de geleyim. Bizim çocuklar da gelir, takılırlar. Sen çalış, biz orada tatil yaparız. Böyle bir şey olur mu lan? Böyle tatil olur mu mesela? Olur, gittik. Emir bana gelip bir gün, ben tabii Emir'le Marmaris'te tatil yapıyorum ama bunu da Emir'le el ele Marmaris'te koşayım diye yapmıyorum. Sete gitmiş. Deniz manzarası, orman manzarası. Böyle sevgilinde uyanmak istersin. Böyle içeri Emir geliyor. Fok balığı gibi geldi böyle içeri. Elmasını attım. O oynadı. Yazlık kiralamışız. Biraz da şekilli şukullu bir yazlık kiralamışım hani. Sonuçta oraya değil mi? Parmak arası terlikte erkek erkeğe gitmiyoruz. Her yeri cam. Yeni stil yazlık. Havuzu var. Zengin yazlık kiraladık yani. Dışarıdaki ışıklardan biri de beni rahatsız etti. Hakikaten rahatsız edici bir ışık. Emir de evin içinde salonda yürüyor böyle. Her yer cam. Salonda yürüyen Emir'i görebiliyorsun. Bunu net anlatacağım. Her yer cam. Her yer cam. Ve Emir yürüyor. Salonun içinde, ben evin dışında bahçedeyim. Emir salonun içinde, ben evin dışında bahçedeyim. Arada ne var? Cam. Neden cam var? Çünkü... Her yer cam. Her yer cam. Evet. Abi Emir'e söylemek istediğim şey şu. Dışarının ışığını kapatır mısın? Bu kadar diye. Yani Emir'e olduğum yerden, camın yanından... Emir! Diye bağırdım mı? Bağırmadım. Ne yaptım hanımefendi? Cama vurdum. Cama vurdum. Yani beni duysun, dönsün ve bana baksın diye ne yaptım? Cama vurdum. Emine ne yapmışım? Cama vurdum. Çıkan ses neydi biliyor musun bak? Boing boing. Bu ses nereden çıktı Emine? Camdan çıktı. Yani elimin cama vururkenki halini bir hayal et böyle. Yayvanlaşıyor, inceliyor. Yayvanlaşıyor, inceliyor. Elimin izi böyle camda kalır mı Emine? Kalmaz mı hiç? Neden? Çünkü orası ne? Cam. Şimdi bunun üzerinde neden bu kadar durduğumu anlayacaksınız biraz sonra. Şimdi öyle bakmayın bana deli deli. Bam 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 vurdum. Emir baktı. Baktı ya. Böyle yaptı bak. Ver cam sesini. Emir öyle bilmiyorum. Boş zamanlarında böyle. Ya içinde venom var ibnenin, terk ediyor bir süre sonra. Tamam mı? Böyle kalıyor. Neyse. Bak Emir böyle yaptı bak. Vur cama. Hey dedi bana bakıp. Dedim ki gel. Tamam abi dedi. Ben az evvel neye vurdum ya seni çağırmak için? Cama vurdum ulan. Cama vuruyorum. Görüyorsun, elimi gördün. Yani sesi duyduktan sonra kafayı çevirmedi. Kafayı çevirdiği esnada da cama vuruyordum. Kesin şöyle olmuştur diyebilirsiniz. Olmadı vallahi billahi olmadı. Hani vurmuşumdur, bakmıştır bir mutfağa gitmiştir gelmiştir. Yok abi, baktıktan sonra kafasını başka bir yere çevirmiştir telefonunu almak için. Hayır. Vuruyorum, bakarak geliyor böyle. Dedim ki Emir gel. Gelmiyor.
Aman Allah'ım, Emir, bunu bize neden yaptın Emir? Altıma sıçtım, 4 gün güldüm a**ayım ben orada. Sevgilim için oradayım ya. Azıcık bir romantik böyle kızla böyle konuşuyorum, böyle gün batıyor falan, dönüp diyeceğim ki gözlerinin ulaşabildiği derinliğe en fazla nükleer denizaltılar inebilir. Böyle saçma şeyler söyleyeceğim. Sağ ol ya Emir. İyi ki böyle şeyler söylememişim. Tam böyle diyeceğim. Emir'in cam aklıma geliyor böyle. Kıza bakıyorum. Diye gülmeye başlıyorum ya. Olsun. Olsun ama. Canın sağ olsun. Emir'in izi hala orada bu arada. Teyzeler falan mum yakıyorlar şu an. Git bak. Kurban olayım Emir'im canım. İyisin ama değil mi sevgili kardeşim? Hayvanları çok seviyor. Hepimiz hayvanları çok seviyoruz. Bayılıyoruz. Ben özellikle biliyorsunuz bayılırım. Her türlü canlıyı çok severim. Bitkileri ne kadar sevdiğimi burada ekiptekiler bilir. Hayvanları ne kadar sevdiğimi Emine bilir. Sen ne biliyorsun benim hakkımda? Çabuk söyle. O da bir şey bilsin ne olur. İnsanları da çok severim. Nefes alan veren canlı olan her şeyi çok severim elbette. Ama omzuna sinek konduğu zaman da öldürürsün. Yani öldürmezsin. Ölmemişsin. Bir daha mı soksun? Ya da daha rahat beslensin diye böyle kolunu mu kıvırttırırsın sineğe? Ya burada kaç kişiyiz? Hayatımızda hakikaten 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 küsür kişiyiz şu an. Hangini sinek öldürmediniz hiç hayatınızda? Hiçbiriniz. Hepiniz öldürmüşsünüz. Pislikler. Öyle bir şeymiş oğlum. Kadın sineği seviyor. Böceği seviyor. Öyle. Gerçek doğa aşığı. Öyle bir şey oluyor demek ki. Ya biz daha yeni sevgiliyiz. Böyle omuzuma sinek kondu. Ben ne yapacağım doğal olarak böyle? Her şeyi yavaşlatıyorum size. Hani Konstantin'in bir sahnesi var ya. Cehenneme giderken böyle hayat yavaşlıyor ya. Biliyorsunuz o sahneyi. İzlemeyen de izlesin lan. Konstantin boru değil. Buruk tam sineği öldüreceğim. Elim giderken bir anda böyle zaman yavaşladı böyle. Sinek böyle takılıyor. Kanatları böyle. Elim böyle. Ama gözlerim istediğim gibi hızlı hareket edebiliyor. Şöyleyim bakın. Şu iki netlik arasında şöyle yaptı bana. Küt diye kendime koydum bir tane böyle. Ne yapıyorsun dedim. Sinek o kadar tanımış ki kaçmıyor artık. Lan bu ablanın olduğu yerde sorun çıkmıyor. Gel gel gel. 7 tane sinek yan yana böyle. Öpüşen var, sevişen var. Kimse öldürmediği için doğal olarak. Dedim ki ne oldu? Dedi o da bir can. Dedim eyvah. Emir, ben, Özlem oturduk masaya bahçede. Okey oynuyoruz. Neden? Yaşlıyız. Bir insan yazlıkta ne yapar değil mi? Okey oynar. Güzel de bir aktivite benim için. Ben severim. Okey oynuyoruz. Abi gece vakti ormanın ortasında bir yazlık. Ne bekliyorsun ki? Şöyle bir peygamber devesi. Çekirge mi desek? Çekirge mi desek? Yine linç yer mi? Peygamberin devesi mi olur? Bu kadar çekirge böyle. Okey oynuyorsun. Buraya atladı kondor çocuğu böyle buraya at gibi. Ne yaparsın yani? Ben Oğuzhan Uğur olarak ne yaparım? Ekibim bilir. Ananı tabii öyle yapmam da hani sık ananı s**eyim falan yaparım değil mi? Oğlum bak böyle yaptım doğal olarak refleksle böyle ananı s**eyim falan filan. Havada tuttu çekirgeyi. Tabii biraz üşüdü sonra kertenkeleler şey getirdi ona. Şal getirdi böyle. Orman kızı gibi bir şey. Çekirge öptü gönderdi. Emir'in bacağına bir şey at konuyor böyle. Emir'in bacağını direkt böyle. Emir tam vuracak böyle. Göz gözü geliyor. Canım. Canım. Haydi. Haydi falan. Oğlum Özlem ben gecenin üçünde gördüm. Özlem karıncalara böyle düdük çalıyordu. Buradan geç. Buradan geç. Özlem'e de büyük ihtimalle gidip şey demiş. Karıncalara yol göstermeyelim mi Özlem falan. Gerçekten doğa aşığı bir kadın. Biz bütün ekip şu şekildeyiz. Hayvanlar yaşasın. Hey hey hey. Yani köpek balığı ısırsa falan ah diye bağıramayız mesela, yasak. Ya yani düşünsene jetski'de bizi köpek balığı ısırdı. Ah diyebilir misin? Doymasın mı o? Oğuzhan sen de uzat bacağını. Bak Emir'inkini yemiş falan. Anladın mı? Böyle bir doğa sevgisi olan bir kadın. Sete gitti. Bahçede ben, Özlem ve Emir var. Ve nihayet bahçede şöyle oturalım. Oturdum şezlonga, yanımdaki mindere o oturdu. Diğer sandalyeye o oturdu. Araya iki tane içecek koydular. Sohbet ediyoruz. Babalar nasıl? Çok ünlüyüz ama koyduk ortalığı falan konuşuyoruz işte. Buruk bak şöyle söyleyeyim. Çat buraya bir tane böcek kondu Emir'in. Emir direkt böyle yaptı bak bana baktı. Abi dedim ki anasını s***. Özlem var ya gel buraya tipe bak Özlem'in. Şu tipe bak. En son terlikle lan ölmüş zaten orada böcekten. Bu tutmuş cımbızla kanat koparıyor falan. Ben üzerine kaynar su döküyorum böceklerin falan. Ama işin kötüsü biz şimdi böceklerin koyduk. Bak şöyle söyleyeyim sana. Arka tarafımız orman. Ormandan göç ettiler. Dediler ki bunlar manyak a**ayım diye. Bütün böcekler böyle topluca geliyor. Oğlum arılar gelmedi. Havuzdan su içerlerdi. Gelmedi. Gidip deyip yan villaya gittiler. Ağzımızda yüzümüzde kanatlar var. Yeşil sıvı var bunun anında falan. Koyduk ortalığı. Bir böyle bir rahatladık çünkü abi sabaha kadar kaşınmamı neredeyse engelleyecek. Düşünsene yani. Ne oldu sinek? Sinek soktu diye mi? Yani niye kaşıyorsun ki? Bıraksana zerk etmiş oraya şeyini falan. Sonra biz tabii böyle bir rahatladık. Sigara yaktık falan. Özlem böyle...
Cesedi yanında geziliyor böyle, vuruyor sürekli falan. Sonra bir mesaj attı. Dedi ki ben dedi 3 dakikayı oradayım, bir şey istiyor musunuz? Özlem bir anda ağzında maske, böyle kriminalcilerin şeyi giymiş. Geliyor, bu elinde mor ışık, böcek leşi arıyor etrafta. Bayağı ceset temizledik. Ben geldim. Hoş geldin. Gece böcek yok. Kadın üzülüyor, diyor ki burayı diyor ilaçladılar mı? Bağırdım Emir'e, işte romantik adam. Bir anda üzüldüğünü görünce hani Emir'i çağırdım. Ölü böceklerden dedim, at kafamıza oradan buradan. Villanın ikinci katından bizim kafamıza ölü böcek atıyor Emir böyle. Ben de böyle yapıyorum. Aa bak böcek, üzülmesene aşkım. Kuku kuku deyip böyle. Ya, bu tabii ki çok abartı oldu. Sonunda yemedim. Geri kalan hepsi gerçek. Yok gerçekten. Abi tabii ki işte insan olmak böyle bir şey ama. Biz tabii ki burada geyin yapıyoruz ama her canlıya da saygı göstermek lazım. Ya düşünsene, karınca eziyorsun. Neden onu ezdiğinle ilgili hiçbir fikri yok hayvanın. Ya düşünsene böyle. Ha, bir şey taşımam lazım, bir şey taşımam lazım falan. Takılıyor böyle. Köprümü kurayım bugün, ne yapayım? Çalışkan da hayvan biliyorsun. Falan yapayım falan. Cırk! Neden a**ayım? Neden ya? Gerçekten ama çok acımasız bir durum değil mi? Sırf sen ondan huylanıyorsun diye bir şeyi öldürmek hak mıdır? Bu açıdan bakabileceğimi düşünmüyordum ama konuyu biliyorsunuz. 5. sezona başlıyoruz. Şu anda bir emanet bir stüdyodayız. O yüzden her şeye çok dikkat ediyoruz. Merak etmeyin hanımefendi. Orada o ne diyordan bir hanımefendi çünkü sigara içiyorlar resmen! Çok teşekkür ederim. Kurban olurum. Ne iyi... Manipüle etmeye çalıştım sizi, edemedim de. Ne iyi insanlar, ne iyi kadınlar, ne iyi bireyler var gerçekten. O zaman pinç başladı mı, ne yaptık? Başladı. Şu anda bu arada sevgili o ne diyorsunuz diyorsunuz ama onu söyleyemiyor muyuz? Oğlum bak, daha pinç programı yok. Ben olaylar diye bir şey çekiyorum. Para yok. Olaylar programına kimse sponsor olmuyor. Bu da bir TV vardı. Takip edenler de bilir. O dönemden beri takip edenler var hatta. Onlara da çok teşekkür ederim. Tuğrul o ne diyordan gizli gizli kameraları, mikrofonları, ışıkları çalıp gelip benim programımı çekiyor diyor. Aslında bizim varlığımızın sebebi o ne diyor. Ben böyle hayvanlar gibi izleniyorum, trendlere giriyorum falan. O ne diyor? Beni toplantıya çağırdı. İş teklif edecekler belli. Tuğrul orada hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi. Abi sakın kameraları söyleme falan. Önemli adamlar iş teklif ediyorsun. O ne diyor da yani böyle abiler. Gömlek, takım elbise, beyliğizler falan. Böyle hepsi sarhoş. Girdin içeri. Yok yok. Hayır. Kaan Kayabalı biliyorsunuz o ne diyorsunuz CEO'sudur. Ona çok selamlar. O asla alkol kullanmıyordu. Hayır. Öyle bir toplantı olur mu lan? Bir girdim herkesin kafası güzel. Anlaştık. Sözleşme imzalandı. Fotoğraflar çekildi. Oğuzhan Bey size stüdyolarımızı gezdirelim. Bakın böyle kameralarla çekim yapıyoruz. Üzerine benim attığım çizik duruyor kameranın daha üzerinde. Bugün de yeni sezona başlamak için çok acele ettik. Aslında stüdyomuz henüz tamamlanmadı. Yani gerçek dekorumuz da bu değil. Ama insanlar yazıyor. Pinç nerede piç? Tabii. Tabii canım. Neler diyorlar bana. Finalde çok yoğun istek olduğu için bir pinç bölümü çekmek zorundayız dedik. O yüzden yine gece vakti gizlice O Ne Diyor'un stüdyosuna girdik. Bekir Ceyali her şeyden sorumlu arkadaşımız şu anda burada. Şimdi seni mesela duydular, kovarlar mı? Ben varım burada, ben Kaan Bey'i ararım. Ya hareketler var. Ara lan! Sizin ağzınıza sıçarım. Ara lan mı? Kaan Kayabalı. Schlags. Çok kalabalık bir ortamdasın. Seni rahatsız ediyorum ama şu anda Pinch programındasın. Hoş geldin. Benim de haberim yoktu. Bekir Ceyali diye bir çalışanınız var sizin. Evet. Bunlar gizlice O Ne Diyor'un Nişantaşı Üniversitesi'ndeki stüdyosunu açmışlar. Abi burada illa bir bölüm çek, illa bir bölüm çek. Keşke yürütü olmasaydı da seninle muhabbet edebileceğim bir durum olsaydı şu an. Ya sana kurban olurum. Sen koskoca O Ne Diyor'un CEO'susun. Ben kim köpek seninle muhabbet edeceğim? Ne demek, Oğuzhan arıyor. Hayırdır inşallah, Oğuzhan arıyorsa bu saatte dedim çok önemli bir şey vardır. Hemen açtım yani. Gerçekten müthiş pırlanta gibi bir tesis yapmışsınız. Bekir Ceyali de çok iyi bir çalışanınız. Çok öpüyoruz abi. Çok selamlar sana. Ben de öpüyorum. Bekir'e de selam. Sana da çok selam. Tuğrul'u kucaklıyorum. Tuğrul'u çok özledim. Bağışla. Herkesin selamı var. Görüşürüz. Bay bay. Ne oldu? CEO olmak böyle bir şey işte. Kimisi de CEO oluyor efendim. Şoförlü arabalar, eskort kızlar. Evet. Hoşçakalın. Ne oldu şu an? Ne oldu? Sürekli zenginlerle mi? Ben mi oturuyorum şatoda acaba Eypio Bey? He? Sen niye hiç evinden fotoğraf atmıyorsun Instagram'a? Maliye gelmesin diye mi? Bir gün sevgili Apo yani Eypio dedi ki yo motherfucker. Efendim dedi ki kanka dedi bize gel dedi mangal yapacağız. Moruk Eypio'nun evi bir gördüm. Zaten Eypio'nun evi buradan da görebilirsiniz. Bak çok ayağa kalkmana gerek yok. Bak şöyle kafanı bir döndür görürsün yani. Beyaz böyle k***nın kaçakçısı gibi böyle. Anladın mı? Dev gibi bir malikane, ortasında havuzlar, çimler, bir şeyler. Adamın bahçesinden içeri girdim. Adamla selamlaşmaya gidiyorum. Arada mola verdim. Öyle büyük ev. Yoruldum. Mutfağı benim ev kadar. Öyle mı? Ne oldu oraya? Ama olsun, hak ediyor. Canım kardeşim benim. Gerçekten. Yok yok, gerçekten dev gibi. Neyse. Biz linç edik ya hocalardan, hacılardan.
Nedense. Mevzular çektik tabii doğal olarak durumu açıklayalım diye. Tuğrul'a dedim ki ne yazalım? Çünkü ben mevzuların genelde başlıklarını böyle film gibi, roman ismi gibi koymayı severim. Mevzular 30, çakal ıslığı. Severim böyle isimleri. Çünkü genelde insanlar YouTube'da bu algoritmaya göre davranmazlar. Ne yaparlar? Daha çok izlenelim diye kapağa tartışma esnası böyle boğazını böyle gözüne sokmuş parmağını onu koyarlar. Altına da tartışma, kavga, yumruk, yumruk, yumruk Atatürk. Böyle yazıyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Bizde mevzular 49 aptal vagonu. Böyle bir isim düşünmek istiyorum ama düşünemiyorum. Sinir krizi geçiriyorum. Hak yeniyor orada ve benim hakkım yeniyor. Sinirleniyorsunuz ama. İsim bulamıyorum. Tuğrul'a dedim ki sen seç. Tuğrul da şaşırdı doğal olarak. Başkasına bırakmam abi isim bulmayı. Abi tamam dedi biraz düşüneyim dedi sana atayım. Ben de o sırada kendi meşgalelerime döndüm. Zaten kafam başka bir yerdeydi. Mevzuları durumundayım. Link link diye bir ses geldi. Telefonu aldım. Bir açtım WhatsApp'ı. Ne yazıyor biliyor musun? Mevzular 49. Hacılara yürüyor korkmuyorum. Bütün keyfim yerine geldi. Yumuşadım ya. Siz de yumuşayın oğlum. Gülünce insan yumuşasın. Sinirlerim bozuldu ondan gülüyorum demek gibi bir saçmalık da var ya biz de yaparız şakasını. Gülmekten utanmayın. Gülene de kızmayın. Gülene kızmayın ne lan? Ha siktir ben şu an FETÖ'cü oldum. Gerçekten gülen insanlara tebessüm bile etseler daha pozitif bakarsınız. Hayata da daha pozitif bakarsınız. Ya bir gülün. Artık gülmemekten böyle ömcük gibi bakıyorsunuz hepimizin suratına. Ya aynada kendinizi de mi görmüyorsunuz? Biraz pozitif olun abi. Böyle de değil. Bu kadar da değil hayat. Tabii böyle arkanızda hiç mi bir şey bırakmak istemezsiniz? Tamam dünya malı oraya gitmiyor da. Burada bir şey bırakmayalım mı arkamızda? Güzel şeyler bırakalım. Gülücük bırakın. Kahkaha bırakın. Ne gerek var? Bu kadar sertliğe ne gerek var? Trafikte millet birbirini öldürüyor. Ben haber izlerken deliriyorum artık. Yol verme kavgası yüzünden otobüse bir şarjör kurşun boşaldı. Attı. Vay ananı s***. Bu nasıl haber başlığı lan? A***na koydum. Tak 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 tak. Otobüs şoförünü öldürmek için bir şarjör. O adamın çoluğu var mı? Çocuğu var mı? Güne kadar ne kabahat işlemiş sana yol vermemekten başka acaba? Hiç onları düşündün mü? Tahayyül ettin mi? Yok. Bir şarjör. Mermi boşalttılar. Başka bir yerde 3 tane kadın hastaneye gidiyorlar arkadaşlarını ziyarete. Hasta ziyareti yapmışlar. Çıkmışlar. Bir araba var orada kaldırımda. Yürüyen 3 tane kadına yavrum şöyle yapayım seni böyle yapayım seni laf atmaya başlıyorlar. Kadınlar da doğal olarak dönüp ne diyorsunuz lan siz diyorlar. İnip kadınları dövüyorlar biliyor musun? Dördü birden. Ağız burun kapatıyorlar kadınların. Olaya bakar mısın? Bu nasıl bir olay? Bu nasıl bir senaryo? Bu nasıl bir matematik? Bir gün sonra kimsenin aklında kalmıyor. Niye? Sıradanlaşmaya başladı. Daha önce söylemiştim ya. Şaşırmayı bıraktığın zaman konu kapanır. Arkadaşınla da kapanır. Sevgilinle de kapanır. Dostunla da kapanır. Konu kapanır abi. Şaşırmayı bırakmışsındır çünkü. Bu da öyle işte. Ben niye böyle şeyler anlatıyorum? Bağladım mevzulara. Hiç hoş değil. Merak etmeyin. Şimdi başlatıyorum. Ve pinç başlıyor. Beş. Öyle boktan, öyle yok ebesinin a** bir yaz yaşadım ki arkadaşlar. Anlatacak çok hikayem var. Hikayelerim bir sezona sığar çünkü o hikayelerin tespitleri de var. Üf. Soruşturma falan açtılar bana ya. Tarikat liderleri soruşturma açtılar bana. Cumhuriyet savcısına gidiyorlar tarikatçılar. Cumhuriyet savcısına gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Cumhuriyet savcısına gidiyorlar. Ya anayasada tarikatlar yasak. Bizim teaser'ı izlediniz. Sadece Twitter'da 15 milyon insan izlemiş. O teaser için bana başlatılan soruşturmanın başlığı ne biliyor musunuz? Bak 5. sezon pinch bu. 5. senemiz. Daha burada bundan bomba şaka yapmadım a**ayım. O videodan dolayı bana başlatılan soruşturmanın başlığı insanlık suçu. Sen avukatsın ama sen de böyle bakıyorsun. Bari sen anlıyormuş gibi bak biz gerçekten anlamıyoruz çünkü. Çok acayip olaylar yaşadığımız için çok acayip bir pinç olacağına inanıyorum. Yakın zamanda bir ilişkim oldu. Sonra o ilişkim bitti. Daha evvel sıkıntı çekmeme sebep olan travmayı tetikledi. Ben de ayrılma kararı aldım. Kararı aldıktan hemen sonra terk ediyorsunuz bu arada haberiniz olsun. Hani kararı aldım 3 sene sonra terk ederim falan yok. Onu erkek yapamıyor. Kadın yapabiliyor onu. Kadın seni 6 ay evvel kafadan terk ediyor. Gidiyor. 6 ayda kendine bunu kabullendirmeye çalışıyor. Düzelir ya düzelir. Adamın düzelmesi için bir kadının gitmesi lazım ya. Çeki düzen veriyor adam kendine. Kadın da yıllarca aylarca yanında kalınca adam da diyor ki yanımda nasıl olsa beni seviyor. Düzelmeye yönelik tek bir adım bile atmıyor. 6 ay sonra da kadın dönüp diyor ki bitti. Adam diyor ki nasıl ya? Ne oldu ki ya? Ne oldu ki? Ne yaptım? Kadın sana 6 ay yaptığını mı saysın ama? Kadın sonra gidiyor bir ay sonra, iki ay sonra biriyle manita oluyor. Adam da diyor ki bir ay geçti daha bir ay daha gözyaşımı kurumu daha. Halbuki kadın gideli 8 ay olmuş bile. Çünkü o seninle beraberken seni terk etti. Biz erkekler bunu yapamıyoruz. Biz düşünüyoruz, hemen terk ediyoruz. Benim ilişkim böyleydi biliyor musunuz falan filan yapacak değilim. Hayatta başarılar diliyorum. Fakat ilişkiyi anlatmayacak olsam da bu ilişkinin bana neler yaşattığını şahsen hissettiklerimle anlatmayı çok istiyorum. Bunun bünyemdeki etkisini anlatmak istiyorum mesela. Bu ilişkiyi anlatmak olmuyor değil mi? Bünyedeki etkiyi anlatmak oluyor. O yüzden rahat rahat anlatabilirim. Mesela aşk acısı. Bundan önce kesin karardan evvel sürtüşmüştük. Fotoğrafları falan sildik ama 4C'den Oğuzhan Uğur. Anladın mı? Ne yapıyorsun o
Sanki bu kadar yıl boşuna yaşadın. Bir anda 15 yaşında bir herife dönüyorsun oğlum. Mevzular falan yapıyorum. Evde nasıl biliyor musun? Açtım. Bu ne lan? Pilli bebek gibi böyle oynadım. Bunları anlatmak istiyorum mesela. Dahil midir? Değildir. Acayip tecrübeler edindim. Sokağa daha fazla çıktım en azından. Daha fazla insanla iletişime geçtim. Ne kadar sevdiğinizi gördüm sokakta bizi. Yürütmediler oğlum beni. Tarkan mıyım ben a**ayım? Yolda arabalarla önümü kestiler falan. Dövdüler. Kanımla da abi seviyoruz ya. Yok. O kadar güzeldi ki amcalar, teyzeler, kardeşler, çocuklar, gençler hepsi geldi. YouTuber'ın kitlesi böyle olur mu? Olmaz. Daha sevgilim olduğunu annemlere söylememiş. Eren Türk'te görüyorum ya. Ne yapıyorsunuz oğlum? YouTuber'ım ben. Posta gazetesi. Şok. Çok ayrılık. Şimdi Ümraniye'deki teyzem okuyor gazetede böyle. Sağ olsunlar. Kıymet veriyorlar. Teşekkür ediyorum. Magazinsel olmak da çok zevkliymiş bu arada. Yani insanın hoşuna da gidiyor bir taraftan. Ya magazin değil. Bir şey seni yazdığı zaman hala Kral TV'yi aç. SMS var. Altta adın geçsin diye. Hı? Mesela orada Berk Uçar yazıyor böyle geçiyor. Nasıl bir haz alırsın mesela? Almazsın. Ebesinden milyonlarca izlenen programdasın ya. Sen de alma artık Berk. Ama millet alıyor. Sen o hislere artık empati kuramazsın. Zaten RT ediliyorsun, likelanıyorsun. Bazısının tweetini kimse retweet etmez ya da favlamaz. Ne kadar acı bir psikoloji aslında. Onun farkında mısın? Saçmalama ya, sosyal medya ne olacak ki? Ben istediğimi yazdım derler. Nasıl bir kaçıştır o? Milyonlarca insanın aynı alanda yürüdüğünü düşün. Biri bir şeyi protesto ediyor. Biri birini dövüyor. Biri kaçıyor kapatıp. O milyonlarca insanın içinde ona buna çarpa çarpa yürüyorsun. Ve diyorsun ki bu düzen değişmeli. Biri bile sana dönüp bakmıyor. Kimse sana bakmıyor. Çıldırmaz mısın? İşte sosyal medya insanlara ulaşamayan kişiler için bu durumda. O yüzden kapatılsın mı? Ne oldu? Ben niye gaza geldim yine a**ayım? Neye bağlayayım? Ha ben bir şey bağlayamıyorum. Sen benim neye bağlayacağımı mı alır? Vay a**ayım. Pinci başlatamıyor. Tıkandı galiba. Ben onun arkadaşıyım. Çok tatlısın. Bak şu kadın dizilerde oynamış. Memleketin tanıdığı bir kadın. Taş gibi de maşallah. Mavi tiki de var. Binlerce insan takip ediyor. Geliyor buradan bardak alıyor. Ne tatlısın. Senin dışarıdan ben bu profilini böyle olduğunu düşünmüyordum mesela. Daha böyle üff ay falan bir kadın zannetmiştim seni ilk gördüğümde. Hakkını yemişim. Gerçekten çok tatlı bir insansın. Oo en azından ağzını hareket ediyor. Yemin ediyorum bizden nefret ediyor zannettim. Senem meğer botoks yaptırmış. Ya bu botoks böyle bir şey mi? Ne dedi doktor? Bir de Almanya'dan geldi Senem bu arada. Yani ters Türkçe konuşabilir. Shakespeare Türkçesi gibi. Aslında Türkçe'de o birazcık sıkıntılı biliyor musun? Çünkü Türkçe sürprizsiz bir dil. I love you. I love potato da diyebilirim yani. O esnada karşı tarafın merakını düşün. I love... Ah, ay, kimi seviyor acaba? Sürprizi var. Shakespeare Türkçe diziliminde konuşurum. O yüzden İngilizlere ters gelir. To be or not to be gibi. Senem de bize göre ters. Yani İngilizlere göre ve Almanlara göre düz bir konuşma yapabilir. Bu yüzden kafanız karışmasın diye size dil bilgisini verdim. Senin elini kolu s**tim artık ha. Bu kameranın arkasındaki ibneden yıldım. Mikrofonun kolyene çarpıyor. Gideyim alayım bir kolye de sana kıskanç ibine. Kolyem gözüksün. İstemiyor kolyemi. Allah Allah. Almanya'dan neredendi Senem siz? Berlin'den değil mi? Benim eski arkadaşımdı. Gelip Senemler şunu diyen tayfaydı. Oğlum var ya televizyonda yapsan şu yaptıklarını anasını s**ersin ortalığın diyen arkadaşlar vardır ya. İşte oradaki arkadaşlar onlar. Halil abi var yanında mesela. Müthiş değerli bir insandır. İyi kalplidir ve çok Müslümandır. Çok Müslüman şöyle namaz kılıyorsun, abdest alıyorsun, temizsin. Sen benim evimi görmedin mi? Temizlik imandan geliyorsa sana daha çok geliyor demek ki. Benim evimde yerde bok var. Abi yapma şu an. Yapma. Bak ben linç yedim. Bana dediler ki Allahsız bu. Hayır, böyle bir şey yok. Karşı tarafı sinirlendirmek için yaparken senin de sinirlerinin bozulacağı bir şey. Amerikan filmlerinde bu çok oluyor. Bana birisi bunu yapsa yumruk atarım. Gel Özlem, koşarak gel, sekerek gel. 5. sezon, 5 sene milyonlar izlenmek. Geldiğimiz nokta bu mu? Bu nedir? Kameranın önünden biri geçiyor. Ay YouTube nasıl olsa falan. Kaan çok iyi çocuk. Kaan seni, bak bu ekipte yenisin. Seni sevdim çocuk. Sanki böyle Texas'ta sürekli MTV izlemiş, ailesine isyan etmiş. Bir ufak bağımlı gibi gözüküyorsun. Çok sevdim seni. Çok sevdim. Çok sevdim seni. Lan ruhsuz Barbie, senin ne işin var şu an? Gülerken kendini taca çıkartanlar bunu neden yapıyor? Sen de yapıyorsun da bak. Hani buraya kadrajdan çıkıyor hop geri geliyor. Gülerken vuranları gerçekten anlamam. Kusura bakma. Burcu vurmuyor bu arada. Sporcu olduğunun farkında da değil belli ki. Şöyle yaptı buraya. O zaman bir koydum. Konuğumuz Deniz Işın da yanımda. Onlar başka yere bakarken kan tükürdüm falan yere. Sporcusun Burcu. Sporcusun ve binicisin. Kaç yaşında kız? Yıllardır buna soyadıyla bu şakaları yapmışlardır. Binici mi? Atan biliyorsun. Ho, sümüğü mü tuttun? Evet. Ben sana bir şey mi sordum az evvel? Binici, evet. Sen ne yapıyorsun burada? Yok gel, tamam. Gel, gel. Korktum a**ayım. Korktum. Ruhsuz Barbie ya, baksana. Çocuğuna böyle bir şey alır mısın a**ayım?
Toys R Us'ta böyle duruyor bak kocaman. Gülme! Tuşuna basmadım. Yeni bulduğum şey. Ha, sen bana böyle tatlı tatlı bir şey anlatıyorsun. Telaşlısın. Ya sabah ne oldu biliyor musun? Hey. Hey, hey. Oğlum bu ne? Çok sinirlenmedin mi şu an? S**t buradan. Berk gel sen de yapalım. Bir de Berk de deneyeyim. Yap çabuk yap. Abi çok güzel abini şey. Abi değilim ben. Nesin sen? Eşinim. Ne? Yılan mı evlendi? Oğlum yavrum bir şey sahne bir... Allah belanızı versin be. Bak şöyle güzel olacak, böyle güzel hey. Olacak. Hey. 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 Bak size böyle samimi samimi yakından birisi bir şey anlatırsa yapsanıza Allah rızası için. O kadar sinir bozucu ki... Bak şöyle planlarım var, böyle planlarım var. Valla. Hey. 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 Çok gerildim. Hey. Hey. Aa, şimdi çok sinir bozucu değil mi ya? Şimdi herkes yanındakine bir yapsın bakalım. Niye böyle bir şey oldu ya? Delirttiniz lan beni. 5. sezon gerçekten o kadar güzel, o kadar eğlenceli, o kadar şahane. Oh ne var başka güzel insanları böyle cezbedecek? Burcu Binici, sen ki koskoca oyuncusun. Böyle uzun uzun tiratlar, uzun uzun roller ezberleyen bir insansın. Elbette duymuşsundur bir alternatif. Uy! Ben seni izliyorum dedi. Kurban olurum. İzle tabii ki. Şimdi devam edelim. Bu pinç var ya oğlum kendi aranızda konuşacaksınız. Biz çıkalım. Sen teknikten kulaklıklı sese bakan adamsın. Çalışan diğer mikrofonu ona verip verirken de konuşursan biz montajda senin efendim sülalene. Tamam. Ha tamam. Hey hey. Hayır. Bak ulan. Sinirlenmedim. A**tır. Ya ulan a**yor. Bir sus artık da devam edeyim. Söyleyeceğimi unuttum. Bütün matematiğim kaçtı a**yım. Hep böyle yapıyorlar Burcu bak. Çok güzel başladım. Bir yere götüreceğim ama ben ne anlatacaktım a**yım. Al çek pinçi. Al sen çek. Seyirci de sıkıldı artık. Diyorlar ki abi şu hikayeleri bir tamamla a**yım. Biri işiyor mu şu an a**yım? İşiyor galiba değil mi ya? Her neyse canım muazzam muazzör takipçilerim. 5 sene oldu ve 5 senedir bizi zirvede tuttunuz. Ne oldu oğlum? Üfle ona bir. Ona değil ya. Ona yangın dedektörü var burada. Mum yakamazsınız. Kalsın, 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 kalsın. Oğlum, devam etmem lazım. Oğlum, kalsın. Burcu niye elledin kızı? Giderken kızı elledi böyle. Yeliz oturdun mu? Sezgi'cim o şişeyle oynayacak mısın daha? Tıp çıp tıp. Hayır, sen kendi kendine yaptın. Bu çocuk benim elime doğdu ya. Bokçuk gibi böyle. Gel çabuk. Ay ben oynamayayım. Gel. Kafası kadardı ben ilk tanıdığımda. Bu kadardı. Avukatoğlu 1.80. Sülaledeki tek kısa benim a**yım. Kardeşime bak. Babam 1.80. Benim annem kısa işte. Mis gibi Uğur ailesinin içine. Göbekleme dalmış şu kadar. Bir de babam da bizim sülalenin en yakışıklısı ya. Böyle yeşil gözlü sarışın falan bir herif böyle. Genlerini de sömürmüş adamın. Çocuğu Hintli sanıyorlar ya. İstiklal'de görüp böyle yapan oldu buna ya. Hello my friend. Ah anacığım. Güzel anacığım benim. Mevzula be ne oluyor ya şu an. Hoş geldin.